2 Şubat 2017 Perşembe. Değerli izleyenler, söylemezsem olmaz da yine dop dolu, hararetli ve hareketli bir içerikle karşınızdayız. Ama önce her zaman olduğu gibi Bircan İpek'le günaydınlar. Program ismi gibi söyledim. Bircan İpek de günaydınlara hoş geldiniz efendim. Günaydınlar diliyorum herkese. Tıpkı Ömür'ün de söylediği gibi bugün evet Perşembe ve 2 Şubat sana katılıyorum. Şubat'a girdik mi? Aç canım, o daha gelecek. Dün o daha gelecek. Hadi bakalım. Buyur. Allah'tan Şubat kısa Nihat'cığım. Evet. Efendim, başta tabii ki çok değerli hanımefendiler olmak üzere ekran başına gelen herkese Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun efendim. Hoş geldiniz. Bu arada renk inanılmaz. Güzel mi? Teşekkür ederim. Peki bizim sizin uyumunuz da inanılmaz. Bana bak şey, neyse şimdi bir şey diyeceğim. Ne kadar güzel olmuş. Söylesek yani, anlaşsak bence bu kadar olur. Evlenme programı gibi olduk. Aman. Bugün var bir evlenme programıyla alakalı bir haberimiz. Gözlerime inanamadım. O doğru mu? Fake mi? Bilmiyorum ama... Öyle bir şey varsa gerçekten buram buram reklam kokan hareketler. Neyi? Ben şeyde gördüm mü? Twitter'da gördüm. Ben biliyorsun seyretmem öyle evliliğimi. Ama gerçek mi? Ya Allah aşkına. Allah seyircimiz görüyor. Bu arada Bircan'cığım teşekkür ediyorum. Her sabah. İstikrarla. Sana da geliyor değil mi? Bana hiç gelmiyor. Gelmedin mi? O sen hiç istememişsindir. Ya. Yok sen başta istememişsindir. Ben isterim. Ben dedim ki ya program başlarken ya Bircan sen ne kadar cimrisin kardeşim dedim ya. Bu kadar indiriyorsun bindiriyorsun aradan markalar bilmem neler yala yut esen yurt. Ayıptır bize de bir şey düşüver dedim. Ne istiyorsun dedi bak Allah var. Tamam iyi de öyle ne diyoruz hep marifet iltifata tabidir. Kız yayın başladığından beri bir 6 ay boyunca her sabah portakal sularımızı söylüyor. Ben de unutmuşum sanki yapımcı getiriyormuş gibi içiyorum abi. Şimdi aklıma geldi vallahi helal olsun. Sen ödüyorsun yani. Vallahi tebrik ediyorum. Evet. Bak. Cebimden ödüyorum. O zaman beni de dahil eder misiniz bu kampanyaya? Sen içmiyorsun ki. Aslanım niye içmiyorsun? Bu sen olsun. Allah bir sordunuz mu abi niye içmiyorsun? Bir kere sormuştuk ben istemiyorum demiştin. Yok vallahi sen istemiyorum dedin evet. Çünkü biz hastaydık. Yok doğru. Evet demiştin sen ben istemiyorum demiştin ama üçe çıkaralım hastalığını lütfen. Mandalina çok ben önemli özellikle bu kışın mandalina portakal suyu. Sizin canınız sağ olsun. Bu karda kışta nasıl atlatıyoruz zannediyorsun? Bak kar kış sana millet kapısın. Hastalıktan yıkılıyor. Biz aslanlar gibi hiç hastalanmıyoruz. Atom istiyorum ben. Allah atom. Nazardan saklasın. Atom. Pahalı olanı ben istiyorum. Valla ciddi söylüyorum. Teşekkür ederim yani. Ya ne demek? Valla biz onu unutmuşuz. Farkında değiliz. O bizi çok iyi yapıyor. Mesela hastalıktan da onun sayesinde böyle ya. Şey duruyoruz. Bir gün bak hatta karda gelmedi. Ne kadar enerjimiz düştü değil evet. mi? Karda bir gün gelmedi. Kötü enerji oldu. Portakal suyu için efendim. Çok güzel. Bak hep onu söylerim. Allah cömerttir, cömertleri sever abi. Evet, aynen, eli açık olacak. Allah cömerttir, cömertleri sever. Cimri adam bırak yanıma mahalleme dahi giremez. Bravo, katılıyorum. O yüzden cömert olalım. Geçen Ömür'le eli kitapçıya açık adamın gittik. Yüreği de açık olur. Aynen, geçen Ömür'le kitapçıya gittik. Ömür beni çok güzel bir kitapçıya götürdü. Yani böyle enteresan bir yer, çok keyif aldım orada. Sonra Ömür de bir iki tane kitap seçti. Dedim ki ben alayım dedim, tamam mı? Ömür böyle bir şey tarihe geçiyor. Ben şaşırdım ben hani aradan ama... Yani çok pahalı yani anladın mı? Yalnız şeydekine ne diyorsun? Devamlı ben götürüyor muyum size döneri? Ver bir gün dedim ki Bircan sıra sende kardeşim öp dedim ben yeter dedim maaşın yarısını dedim size döner yediriyoruz. Tamam dedi ben ısmarlayacağım dedim. Gittik arkadaşlar. Bir ama inadına, nasıl yiyorlar? İnadına Bircan ödeyecek diye var ya 6 porsiyon yedik artık yani buramıza kadar geldi. 10 kişi falan gittik yani. Ya hesaplı söylemesi gelse ayıptır. Abi söylemesi ayıptır. Ömür de bir 4-5 porsiyon yok, yedi senden. Ömür ye en vicdanlıydı 2'ydi ya. 2 mi yedi? İki yedi. Ha, o da senden dolayı sen ödeyeceksin diye. O da evet. Ya arkadaş hesap bir geldi boş. Neymiş? Hacı Baba bizim Kemerburgaz'daki Hacı Baba. Ellerinden öpüyorum Hacı Baba'nın. Dedi ki bugün dedi bizden olsun. Al işte şansa bak. Şansa bak böyle bir şey olabilir mi ya? Baktım Bircan diyor yine yırttım. Ve ondan seken bana geldi. Haftaya da ömür götürdü. Hafta. Ondan benden seken de ona bütün acısını gitti. Hacı Baba benden evet. çıkarmış. Baba geçen hafta almadınız mı? Çevirdi kengiri. Komposto yaptı seni. Hacı Baba, Hacı Bana. Allah'ım Hacı Baba'ya evet. selam Allah. Olasın. Selam olsun baba. Meşhur dönercimize Kemal. Çok iyi yapıyor yalnız. Helal olsun. Harika. Harbiden öyle. Evet. Şimdi bu kadar güzel girdik programa. Az sorularımızı görme evet. vaktidir. Görelim gerçekten çok hareketli ve renkli bir program bizleri bekliyor. Bu arada gün geçmiyor ki Doğan grubundan bir köşe yazarı, Hürriyet gazetesinden bir köşe yazarı Nihat Doğan'ı yazmasın. Gün itibarıyla seni Ertuğrul Özkök yazmış. Haberin az önce oldu benden dolayı, evet benden ötürü. Abi şey var yani... Bir gün Ahmet Hakan üstümüze gelir.
Bir Akif gün, Beki, Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök. Bir gün Akif Beki gelir, bir gün Ertuğrul Özkök gelir. Dün Yasemin Yalçın da girdi. Dün Yasemin Yalçın, ey Ahmet Hakan, ey Ertuğrul Özkök, ey Akif Beki, ey Mazlum Kırmızıgül, topunuz gelin. Oo, alayınız topunuz gelin, evet. Onu da konuşacağız. Ya çok sıcak ama değil mi şu an? Olacak bugün, mı? Bugün itibariyle yazdı bir yazı. Normalde akışımızda yoktu, son anda dahil ettik. Nihat ne cevap verecek ben de merak ediyorum Ertuğrul Özkök'e. Hürriyet'in eski genel yayın yönetmenidir kendisi. Şimdi az sorularımızın ilk kısmını bir izleyelim Ali'cim, gelsin lütfen. Evet, hararetli bir program olacağı az sorularımızdan belli. Şimdi hemen resmi sosyal medya sayfalarımız ekrana gelecek. İlk sayfamız her zaman olduğu gibi Instagram sayfamız. Instagram'da değerli izleyenler @solmazyeni adresindeyiz. @solmazyeni son fotokolajın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Ve Twitter sayfamız ekrana geliyor. Twitter'daki adresimiz de Instagram'daki ile aynı isim olarak @solmazyeni. @solmazyeni Twitter'da video linklerimiz de yayınlanıyor. Bilginize takip etmenizde fayda var. Facebook sayfamız ekrana geliyor şimdi. Facebook'taki adresimiz ise biraz uzun. @söylemezsem olmaz yeni. @söylemezsem olmaz yeni Facebook adresimiz, video linklerimiz bu adreste de yayınlanıyor. Etiketimiz her zaman olduğu gibi programımızın adından ibaret. Söylemezsem olmaz, noktalı harfler yok. Şimdi bu arada sen Ertuğrul Özkök'ün yazısını print ettirdik, aldın, evet, okuyorsun. Teşekkür ederim. Bircan'cığım nasıl buldun ilk? Her zaman olduğu gibi top dolu. Fakat şimdi biz programda az sonraları yaptığımızda bize hemen şeyler düşüyor. Biz tepkilerden anlıyoruz hangi şeyde daha çok izleyicilerimiz dikkat çekmiş falan diye, ama burada herkes ısrarla şeyi bekliyor. Bir şey mi oldu Survivor'daki çocukla alakalı? Bana sabahtan doping beri... var, o da var bizde. Adem Kılıççı, milli boksör. Ha, o atıldı mı? Yok, daha belli değil. Yok yok. Ben onu zaten... Herkes bana o soruyu soruyor, anlayamadım. O sorunun yanıtını bulacaklar. Şimdi az sonramızda da var. Ben de bak şimdi sizinle öğreniyorum yani. Bu kadar dikkatli izleyiciyi harbiden tebrik ediyorum. Adem Kılıççı'nın doping yaptığı ortaya çıktı. Milli boksör. Dünden beri bana da yazdılar. Tweet bana da çok. O kadar çok sordular ki. İlerleyen dakikalarda zaten şimdi az sorumuzda da görecekler. O sorunun yanıtını vereceğiz. Var tabii. Varmış. İyi bakın bak. Biz bir şey atlamıyoruz gördüğünüz gibi. Peki, var. Ama... Yani izleyicinin merak ettiği her şey bu programda var. Evet. Güzel. Peki. Peki o zaman ikinci kısmı görelim. Gelsin lütfen Ali. Evet değerli izleyenler, ikinci kısım da böyleydi. Şimdi kişisel Instagram sayfalarımızı hatırlatalım. Bircan İpek'in sayfasıyla başlıyoruz. Bircan İpek Instagram'dan. @bircanipek adresinde, işte şimdi ekranda bugünkü kıyafetiyle güncellemişsin fotoğrafı. Evet. Son fotoğrafı görüyorsunuz. O fotoğrafın altına Bircan yorumlarınızı bekliyor ki en başından beri takip ediyor. Daha az sorulardan beri değil mi? Evet evet, tabii yorumları çok takip ediyorum sıkı. Nihat da öyle. Bakalım Bircan İpek yazarsınız. Pardon. Yok yok, rica ederim, buyurun. Bitti mi senin? Ne kişisel? Söylüyorsun. Benim bir tane kişiselim. Zaten en mutlu olduğun yer kişisel bari. Benim kişisel sayfam. Kıyafet bu biraz uzun tutuyor. Evet evet. O da çaktırmıyor. Ne oldu ya? Sonra söyleniyor. Nihat ne oldu ya? Anlaşılır mı? Hafta sonu ne yaptın mesela? Yani bu arada da bir Can İpek duruyor orada. Tabii de mevzu uzatıyor. Çok uyanık. Çok cimcoz ya. Cimcime bu. Biz de yemiyoruz da yiyoruz. Bir arkadaşım vardı Adanalı, anladın mı? Kardeşim diyordum böyle böyle, asker arkadaşım. Ya anlatıyordum böyle böyle, bilmiyor musun diyordum, adam bunu yapıyor şunu yapıyor diyordum, böyle bir. Ya Nihat'ım diyor, biliyoruz da bilmiyoruz. Görüyoruz da görmüyoruz. Evet. Bize görüyoruz da görmüyoruz kardeş. Evet efendim. Adana'ya da selam olsun bu arada. Adana'da bu sefer tabii olağanüstü bir durum var. Kar yağıyor ya, enteresandır. Evet. Acaba diyorum Karadağ ateş ediyor mu kar taneleri? Ederler, canı sıkılan kavada kar tanesine de ateş ederler. Senin memleketin yani. Biraz kar görsün ya, güneşten mahvoldular. Vallahi evet, mahvoldular. Nihat Doğan'ın... Daha da ne oluyor Adana'da? Allah Allah. Uzatıyor değil mi? Allah Nihat Doğan da @NihatDogan alttan tire ne'de adresinde. @NihatDogan alttan tire ne'de. Nihat'cığım uzatalım mı mevzuyu biraz, yok, ekranda dursun. Yok gerek yok. Ben hani yorumları okuyorum. DM'leri pek okuyamıyorum. Yalan söylemeyeyim çünkü yani gelen kadar DM de geliyor. Daha nasıl? Bir de anlamıyorum, bu DM'de erkekler genelde DM atıyorlar. Ona da tutuluyorum. Aa. Sanki ne olacaksa, valla ciddi söylüyorum. DM'den mi yürüyorlar sana?
Hani erkekler herhalde orada utanıyor mu? Ne yapıyor yani hani sabah programı izlemeyi deniz patlamasın canım falan diye de. Olur mu? Bu programı herkes izliyor. Yani o kadar da erkek izleyicimiz var ha, ben sana söyleyeyim. Çok var canım. Çok. Ama rica ediyorum şeyden normal mesaj atın arkadaşlar. Açıktan yazın. Evet. Açıktan yürüyün Nihat Dogan'a. Yürüyün. Evet, Ömür Var Oğlum sayfası. Burada da muhabbet uzatabilir miyiz biraz rica etsin? Bu arada yumurta fiyatlarıyla alakalı gelişmeler var Nihat. Yumurta fiyatları. Et Omur Altan Tire Var Ol. Yumurta fiyatları düşmüş ya. Yumurta düşürdük işte burada bir konuştuk. Korkudan düşürdüler yumurta düştü, fiyatlarını. Düştü. Vallahi ciddi söylüyorum. Pazara gidiyorsun bağırıyorlar ya. Düştü düştü. Ne bak düşünüyorsun şimdi, fiyatlar? Yumurta fiyatları ben... düşecek sonra da süt fiyatları. Sen... Süt. Tabii anneler çocuklarına süt içiriyorlar abi her sabah. Sen o mevzuyu açtığında bize çiftlikten yumurta getiren bir abimiz var siteye. Hı. Tam da ona denk düştüm o gün eve giderken. Ha. Evet. Dedim abi böyle böyle bizim Nihat böyle diyor falan. Hadi daha 1,5 ay önce falan oldu bu ani fiyat artışı dedi. Hı hı. Şimdi sabit gidiyor dedi. Ama dedi bu Avrupa'ya gönderildiği için Avrupa'da kuş gribi hadisesi olduğu hı hı. için buradan burada yumurta kalmadığı için evet. fiyat artıyor diyor doğal evet. olarak. Ondan oluyor dedi. Avrupalılar kuş gribi olmasın ama biz de çok pahalı yumurta yemeyelim. Yani. Abi sorun bizi tarımda devrim yaratmamız lazım. Bak sağlıkta falan inanılmaz iyiyiz. Ekonomi her şeye rağmen yine direniyoruz. Yani Avrupa'ya baktığın zaman dünya konjonktürüne. Her şey iyiyiz. Ulaşımda falan vesaire teknoloji tamam tarımda ama tarımda bir facia söz konusu tarımda yani. Tarımda mutlak surette bir verim, devrim. Baştan aşağı bir gerekiyor, devrim. Değil mi? Süt fiyatları şimdi süt fiyatları çıkmaya başladı çocuklarımıza. Pahalı süt içirmeyin. Bir de mahalleye gelen sütçü amcalar vardı ya hani evet. onlar artık yasaklanacakmış. Bu arada akaryakıt fiyatlarının artması her şeyi etkiliyor biliyorsunuz. Abi akaryakıtta bir şey yapamıyorsun. Anormal mesela 230 liraya benim otomobil dolarken 300 liraya dolmaya ne başladı. Ya? Yani bu bir anlık böyle bir rakam fark tabii, olabilir tabii, mi? Tabii tabii. Ama işte o sadece yani 55 dünya litre. Sadece Türkiye ile alakalı değil. İşte ama o her şeyi etkiliyor. Her şey Suriye'deki petroller, Kerkük, Musul petrolleri ya. Vesaire çok. Yani. Evet. Peki biz neye daldık? Bir politikanın içinden evet. programından daha. Yok ya politika değil süt kardeşim halkı ilgilendiriyor. Valla çocuklar pahalı süt içiyor. Halkın sorunlarına ne zaman eğilirsek o zaman hadiseler daha da güzelleşiyor aslında. Evet, birebir bakın biz burada mesela metrobüs meselesini konuştuk evet. ya. Ortalık ayağa kalktı. O anormal kalktı. Bir izlenme payı ya? Yakaladı biliyorsunuz o program. Ne? Çok dertliymiş. Aslında direkt öyle hani yani biz tabii başlangıç itibariyle program magazin programı olduğu için geçmiş yıllardan bu yana biz başka bir şeye getirdik efendim, ama. Efendim bir dakika şimdi ben magazin figürü müyüm? Yani figürüyüm, tabii değil mi? Evet. Ben magazin figürüyüm kabul ediyorum. E tamam da benim özel hayatımda süt yok mu? Benim özel hayatımda süt yok mu? Yumurta yok mu? Benim Metrobüs özel hayatımda mu? Yumurta yok mu? Yani siyaset hadi, yok mu? Hadi benim alım gücüm diyelim var. E benim yeğenlerim var, o var, amcamın çocukları var vesaire o bunlar bunların hepsinin alım gücü benimle eşdeğer değil. Ve bir sürü akrabamız var. Ya. Dün yeğenlerimiz geldi. Bizim gelin bile sütten muzdarip şimdi. Allah Allah. Evet. Sütün oldu ya. Mahallede kadar. Konuşuyorlar onlar da şimdi kadınlar gün sokakta yapıyorlar. Sokakta ne konuşuluyorsa Nihat annem getiriyor. Geliyor, annem aradı beni. Vallahi annem söyledi bana mesela. Oğlum dedi Allah razı olsun yumurtayı söyledin de biz dedi Kur'an'a gidiyor arkadaşlarıyla. Kur'an okuyorlar toplanıp. Orada dedim işte Nihat söyledi Allah razı olsun şu sütü de söylesin. Bak ciddi söylüyorum. Tamam sen oralardan bize getir. Vebal kalmasın üstünde. Hayır yani peki. Söylüyorum yani. Aynen.